daha önce çektiğim görüntülerden de bazılarını alarak bir harman video e, yapmayı planladım. E, öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Ben de e, Salı akşamı o günün akşamında e, Milano'da bir restoranda müzik yaptım. E, bayağı da uzun çaldım, kaptırdım kendimi özlemişim. E, bir Türk restoranıydı ama müşterilerin geneli İtalyan Arap ve Türk olarak çok karışıktı yani bayağı da kalabalık geçti orada yine yılbaşı programı ve yine bir başka bir yemekte çalmıştım dönem dönem işte ayda bir gibi programlar çıkıyor Milano'da mekanların açılışları kurallar gereği yasaklar gereği Covid ile ilgili Nisan itibariyle canlanacaklar açılacaklar şu anda böyle rölantide gidiyor her yer ...bir yandan çok yoğun ders alıyorum. Öğrenci gibi ders çalışıyorum. Yani Almanca öğretmenliği yaparken... ...öğrencilerime önerdiğim tüm şeyleri... ...şimdi onlar gibi ben de yapmaya çalışıyorum. Ödevlerim oluyor bir sürü. E, dükkanların, mağazaların, pizzacıların önünde... ...böyle dikiliyorum. Menülere bakıyorum, tabelalara bakıyorum... ...ne yazmışlar, işte e, yol üzerinde... bordlar oluyor. E, onlara takılıyorum. Acayip acayip dikiliyorum böyle... Onlar da bakıyorlar bu adam ne yapıyor diye bazen fotoğraf çekiyorum müsaade alarak e, unutmamak için e, aa enteresan bir ifade işte ya da kelimeler ya da işte gramer gramer kuralları ile ilgili bir şeyler keşfediyorum o şekilde e, hem dil öğrenmek hem kahve ile ilgili gözlemlerimi e, pekiştiriyorum çünkü buraya gelmeden önce bildiğim şeyler vardı tabii ki burada da farklı farklı yerlere girip çıkıyorum. ...mahalle aralarındaki barlara bakıyorum, kafeteryalara bakıyorum, görüyorum. O konuda da belki uzun aralıklarla ama çok dolu dolu videolarla size... ...bu tecrübelerimi, gözlemlerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi benim... ...bir, bir buçuk yıl önce Macaristan'da yaşarken çektiğim bir mokapot video vardı. Aslında ben eski videolarımı hiç takip etmiyorum. Bayağı bir izleniliyormuş meğer. Çünkü son zamanlarda çok fazla yorum ve sorular, teşekkürler gelmeye başladı üst üste. Sanırım belli bir sayı açtıktan sonra daha fazla insan görüyor videoları YouTube'da. Ee, bu Latte Macchiato ve kafe e Macchiato. Buradaki ismi bizim Espresso Macchiato dediğimiz kahveye burada kafe Macchiato diyorlar. Ee, karşılaştırma yaptığım bir, e beraber uyguladığım bir video vardı. Sevimli bir video olmuştu bayağı. Ee, Onunla ilgili yorumlar da artınca dedim ki demek ki bu çekeceğim yeni video arkadaşlarımıza faydalı olacaktır. Daha daha da faydalı olacaktır. Şimdi buraya geldiğimden beri arkadaşlar lokallerde gördüğüm barlarda işte bar kültüründen biraz bahsetmiştim. Bar dediğim şey onların aslında pastanesi, kafeteryası, kafesi, bayi hepsinin bir arada olduğu yerler. Toplanmak, buluşma mekanları gibi. Oralarda gördüğüm çok e, tercih ettikleri bir kahve var. E, ginsengli kahve. Şimdi birazdan göstereceğim size paketini de. Yaşı müsait olan arkadaşlar hatırlayacaklardır. 90'lı yılların sonlarındaydı, 2000'li yılların başlarında filan. E, Türkiye'de de böyle bir ginseng, ginseng rüzgarı esmişti. Çok enerji veren, canlandıran, yorgunluk e, alan... Cinsel gücü arttıran bir ürün bitkidir diye işte yoğurtlarda, bitki çaylarında, çeşit çeşit gıda ürünlerinde ginseng'e rastlar olmuştuk. Burada da ginseng'in kahvesini çok seviyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Vanilya kokusuna çok benzeyen harika bir kokusu, kokusu var ginseng'in. Bunu iki türlü yapıyorlar arkadaşlar. Bu hazır karıştırılmış olarak cinsengli bir öğütülmüş paket kahve. Bir de cinsengi el değirmenlerinde ya da makina öğütücülerde öğütüp daha sonra öğütülmüş kahveyle harmanlayarak elde ediyorlar. Bu kahve burada çok tutuluyor. Özellikle aromalı kokulu kahve seven arkadaşlar bayılırlar bu kahve. Onu söyleyeyim bu arada. Gerçekten çok enerji veren bir kahve. Yağlı bir kahve. Çok da e, protein içeren ilginç bir kahve. E, birazdan bu 100 gram içerisinde ne kadar e, protein ihtiva ediyor, yağ ihtiva ediyor onlardan onlardan da bahsedeceğim size. E, bu türlü e, kahveler e, reyonlarda çok yaygın İtalya'da. Bütün marketlerde. Zaten daha önce bahsetmiştim. mocha Pot için öğütülmüş kahve paketleri. E, kapsüllü kahve makineleri ve kapsüller. Kapsüller. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün markaların kapsülleri var. E, Görüntülerde eklemeye çalışacağım. Sizin için çektim. Carrefour'dan Milano'dan bir şubeden. büyük Büyükçe bir e, Carrefour'du. E, daha sonra çekirdekler geliyor. Yani onlar daha böyle e, kıyıda köşede farklı bir bölümde. Ama ilk tercihleri e, mocha demleyiciler moka kahve ve kapsüllü makinalarla kapsüllü kahve e, tercihleri. Şimdi burada önerilen uygulama biçimi mokapot veya filtre kahve makinesi uyarısı var. Şurada gördüğünüz gibi. Ondan sonra bakın arkadaşlar. 100 gramda 291 e, kalori değeri var. 9.4 gram yağ var. Protein 19 gram. 100 gramda 19 gram protein ihtiva ediyor ve asit oranı da 4. ekşilik aside asidite özelliği de 4.2 grammış. Ee, özellikle dediğim gibi böyle kokulu, aromalı, mis gibi kokan, filtre kahve seven arkadaşlar e, bayılacaklardır. E, bundan çok içiyor İtalyanlar ve marketlerde de mutlaka. E, şey var. Bu kahvelerden bulabiliyorsunuz kolaylıkla. Fiyatını da söyleyeyim. Yeri gelmişken 250 gram e, 4.55 euro idi. Güçlü bir enerji ve protein bombası kahve bu. Molinari diye bir markanın ürünü arkadaşlar. Şimdi e, bu bahsettiğim eski videomun altına gelen bazı sorular olmuş idi. Onlara zaten yanıt verdim. Her zaman vermeye çalışıyorum. Şimdi bazı Arkadaşlar diyor ki e, mokapot yapıyorum ama dipte biraz su kalıyor. Tamamı gitmiyor, bitmiyor suyun demledikten sonra diye. Bu çok normal arkadaşlar. Bitirmeye sonuna kadar suyun çıkmasını beklemenize gerek yok. Bu işlemin son derece doğal bir parçası. Bir miktar su mutlaka kalacaktır alt demlikte. Bunun dışında bazı arkadaşlar diyorlar ki işte Bilmem kim sıcak suyla başlıyor. Sen neden ılık suyla ya da oda sıcaklığında suyla başlıyorsun? Böyle öneriler de var, sorular da var. Açıkçası burada gördüğümde o oda sıcaklığında su kullanmaları. Daha önce öğrendiğim kişiler, baristalar, öğretmenler ki onların iş yani işinde iyi insanlardı bayağı. Onların da uyguladıkları böyleydi. Etrafımda çok fazla yabancı oldu her zaman bu kahveyle ilgili konularda. Onların da uyguladıkları oydu. Onların dikkat ettikleri şey kahvenin tazeliği, öğütme derecesi. Öğütme derecesi incenin üstü, ortaya doğru, ortaya yakın gibi öğütülmüş. Mümkünse %100 arabika çok da şart değil. Burada birçok paketler zaten karışık. İtalya'da harmanlanmış paketler. Suyun mineralli olmaması, çok yumuşak su kullanılması gibi noktalara dikkat ediyorlardı. E, Moka pot kahvelerinin yüzeyinde küçük böyle bir tortu gibi şey kalır hafif onu tahta kaşıkla e, da, dağıtabilirsiniz öyle bir tavsiye verebilirim. E, öğütme derecesi eğer kendi e, değirmeniniz varsa el öğütücüsü varsa örneğin 5 kademe ince varsa e, öğütücünüzde 4 numara 5 numarayı seçin e, yani o orta değil ortaya yakın ince Ortanın altı, incenin üstü gibi düşünebilirsiniz. Hafif gövdeli olması gerekiyor ki çünkü demlenecek, biraz kendini salacak. O yüzden biraz gövdeye ihtiyacı var. E, preslenmiş kahveden farklı olarak filtrelerde. O yüzden daha gövdeli, daha hacimli öğütülüyor kahveler. E, bunun dışında Bialetti'nin işçilik kalitesi gerçekten çok güzel. Ben buraya ilk geldiğimde almıştım Bialetti'yi, o birazdan e, videoda göstereceğim. 24-25 Euro gibi bir şeydi. Yanında bir pakette kahve veriyordu hediye olarak. o Kutuda hazır bir promosyonları vardı o dönem. Carrefour'dan almıştım. Yani bu gittiğim mağazadan almadım o gün. Buradan termos aldık. Bir de kahve aldık bir paket. Neyse. 24-25 Euro dediğim 3 espresso fincanlık, bir büyük fincanlık kapasitesi olan bir ürün bendeki ee, bir geçelim bakalım o tarafa. Dünkü kaydından bir şeyler de alıp bütün bu bugünkü görüntülerle harmanlayıp videoyu tamamlamaya çalışacağım. Hava penceresine kadar doldurdum. Filtrem. Şimdi size kahvenin öğütme derecesini de göstermeye çalışayım. Şöyle yakın tutarak. Evet benim demleyicim kapasitesi iki ölçek kadar alıyor. Templemiyoruz. Kenarlarından silelim. Sıkıyoruz. Fakat çok aşırı zorlamıyoruz. Küçük e, ocağın maksimumunu seçeceğim. Ben kapağı açık tutuyorum o kahvenin geldiği ilk andaki keyif çok hoşuma gidiyor yoksa kapalı da tutabilirsiniz hatta ben biraz daha kısa sürebilir demlenme süresi ama o ilk an hoşuma gidiyor onu gözlemleyip sonra tam e, patlama anında e, kap kapatmak evet gelmeye başladı kahve bu, bu türlü yöntemde kahvenin en üstünde küçük bir tortu kalabiliyor. Onu da e, tahta kaşığımla hafifçe karıştırarak e, alacağım, dağıtacağım. İşte böyle arkadaşlar mis gibi adeta vanilya e, kokuyor her taraf. Ginseng mi kahvenin e, espresso makinesine uygun olarak üretilmiş olan paketleri de var arkadaşlar. Onların üzerinde zaten makine amblemi de var. E, bu pakette mokapot ve filtre kahve makinası önerildiği için ben de elimde mokapot e, var ki benim espresso makinemden sonraki İkinci tercihim bazen dediğim gibi moduma göre bazen günlerce mokopat içiyorum. Bazen sadece espresso makinesinden kahve içiyorum. İlk bahar aylarına giriyoruz. Bu aralar biraz baş dönmeleri ve tansiyonumun yükseldiğini hissediyorum. Ve İtalya'da çok kahve içiyorum. Yani Macaristan'da da günde 4-5 tane içiyordum. Burada bazen 7'ye 8'e çıktı oldu. Ve de iklimle beraber... E, hava değişikliği de yaşadık tabii ki. Macaristan'dan buraya indik güneye doğru. Bunların da... E, spora da başladım. E, tekrar eski düzenimi... E, tutturmak için... Ara vermiştim taşınma süreci vesaire bayağı bir buçuk iki ay kadar... Zaman geçti. Yılbaşı süreci... Taşınma, etrafı tanıma... Zaten etrafta... E, spor salonu ararken... E, sürekli ben gym center... Gym studio gibi şeyler arıyorum ya da fitness... Hiç göremedim. Sonra baktım ki İtalyanlar bu işe palestra diyorlar, e, spor salonuna, cim salonlarına palestra e, deniyormuş. Yani onu hatta önünden geçiyormuşum yani palestra. E, sadece yazı olarak var olduğu için anlayamamıştım. Oraya gidiyorum. E, çok komik şeyler yaşıyorum oraya gittiğimde. Çok konuşkan bir kadın var. Yani hayatımda gördüğüm İtalyanlar çok konuşuyor. Bu arada onu söyleyebilirim. Ya ben 20-25 yıl turizmde çalıştım. Çeşit çeşit millet. Gördüm, e, müzik yaparken onlarla tanıştım. Yani yıllarca yurt dışına gittim, geldim. Kısacası turizmci arkadaşlar iyi bilir. Dünyanın her yerinden insanlarla karşılaşırsınız turizmde. İtalyanlar gerçekten konuşmayı seviyorlar. Uzata uzata, el hareketleriyle, bağıra bağıra, yüksek sesle... ...son derece rahat, herkesin duyacağı şekilde her şeyi konuşuyorlar yani. Şimdi spor salonuna gir, gir, girerken kadın resepsiyonda oturuyor işte bir yandan telefonla konuşuyor çağu çağu giriyorum e işte boncorna filan üstümü değiştiriyorum koşu bandına ya da eliptik bisiklete geçip biraz ısınıyorum 10-15 dakika 20 dakika orada kadın hala konuşuyor sonra ben ağırlıkları işte makinaları geçiyorum biraz ağırlık çalışmak için e kadın hep konuşuyor e, kapatıyor telefonu. Daha sonra içeriye şey geliyor. Örneğin kadın antrenör geliyor. İşte kadın gruplarına zumba, pilates ve benzeri aerobik e, eğitmenliği yapan bir kadın e, antrenör var orada, devamlı çalışan. O geliyor bir kez, onunla çok çok konuşuyor. Sonra o kadını markette görüyorum, hep konuşuyor. E, genel olarak kendi aralarında da bir şey konuşmaya başladıkları zaman çok uzun sürüyor yani. <laughs> Bunları ben hep forumlarda okurdum ya abartıyorlar mı acaba derdim ki Milano için şey derler böyle daha işte burnu havada insanlardır böyle soğukturlar. İşte kuzeyli oldukları için biraz daha snobturlar böyle kolay kolay muhabbet etmezler mesafeli mesafelidirler filan. Yani bunu gördükten sonra iki buçuk ay oldu. Güney İtalya'yı tahmin edemiyorum yani özellikle Napoli filan çok anlatıyorlar. <laughs> Aynı İstanbul diye. Ee, kahve dışında gözlemlerim tabii ki çok fazla var yani en önemlisi de trafik yani korkunç araba kullanıyorlar yani 10 tane arabanın abartmıyorum 7'si ya vuruklu ya çizikli ya göçüklü işte tampondan kapıdan park ederlerken parktan park ed çıkarken park yerinden çıkarken öyle enstantelerle görüyorum ki ve 4 tane kazaya şahit oldum bir tanesi ciddi bir kazaydı kavşakta gerçekten acayip dağınık araba kullanıyorlar. Kurallar hak getire, korna sesi çok duyuyorum. Yani Macaristan'da biz korna sesi falan duyduğumuzda herkes dönüp bakardı. Yani önemli bir şey, olağanüstü bir durum olur yani korna çalındıysa. Ee, o konularda acayip e, yani ya abartmıyorum 10 arabadan 7'si e, darbeli, vuruklu, çizikli, bilmem ne işte yani. Ve aramızda çok espriler yapıyoruz. E, çok enteresan park biçimleri var burada. Onları başka bir videoda ele alacağım. E, döner kavşaklarda, kör noktalarda eğer e, arabanın duruşu, e, şeritleri engellemiyorsa bütün e, döner kavşağın, örneğin dört yol ağzı diyelim, ortada ring var. Orada yeterli mesafe alan varsa oraya köşeleri araba bırakıyorlar bu, bu ilk gelme beni çok şaşırtmıştı. Yani geçici olarak mı bıraktı diye düşünüyorum. Bakıyorum dört araba birden ve saatlerce geceleri de orada bırakıyorlar. Yani e, hatta biz yabancılar böyle kamerayla fotoğraf kameraya falan alıyoruz bunları. Kendi aramızda gülüşmeler oluyor. İtalyanlar neyi çektiğimizi anlamıyorlar. <laughs> Bunun neyini kaydediyorsunuz diye bakıyorlar bize ama bizim aramızda ee, şey konu oluyor bu çünkü gerçekten çok ilginç. Ee, onun dışında o umarsızca şerit değiştirmeler, apansızca <laughs> dönüşler falan yani çok acayip. Ee, benim hep ilgimi çekmiştir yani bu kuzey ülkeleri, kuzey dünyada kuzeye çıktıkça insanlar neden daha böyle ciddi kuralcı olur, sert olurlar işte sistemi kuralları korumak adına refleks gösterirler de. Sıcak ülkelere indikçe daha biri bir daha bir e, dağınıklık e, başlar işte e, disiplin sorunu olur işte sıcak ülkelerde böyle biliyorsunuz bu beni çok etkilemiştir her zaman e, çeşitli ülkeler arasındaki kültür farklarını görmek gözlemlemek e, karşılaştırmalar yapmak falan e, çok eğlenceli aslında yani e, dünya insanlarla dolu ve hepsi değişik şeyler gösteriyorlar. Milano'da çok fazla uzak doğulu var. Aynı zamanda Araplardan sonra. Latinler var. Peru'lular örneğin çok. Bayağı kozmopolit bir şehir. Çeşit çeşit yabancı var. O anlamda biraz da rahat. Yani yabancı olarak böyle çok fazla ama İtalyanca konusunda çok gerçekten zorlanıyorsunuz. Yani Şimdi ha, yine bu palestradan bahsedeyim size. Bu bahsettiğim teyzenin kocası var bir de. İlk gittiğimde onunla aslında tanıştım. Kayıt yaptırmak istiyorum. Yavaş yavaş tabii ders aldığım için de böyle diyalog kurmaya çaba gösteriyorum. Mümkün olunca pataküte dalıyorum. Çünkü dil böyle öğrenilir. Zorda kalacaksın, deneyeceksin, hata yapacaksın. Onlar seni düzeltecek. Sonra aklında kalacak. Bir daha unutmayacaksın o hatayı onlar düzelttiği için. Ee, bu şekilde hep konuşmaya çalışıyorum. Gittim e, yine işte resepsiyonda oturuyor zaten küçük bir yer nasıl da bir yer biliyor musunuz? Böyle rakip Bilbao'nun çalıştığı salonlar vardı ya böyle ter kokan loş döşemeleri kalkmış eski makineler en azından 30-40 senelik eski bir mahalle body salonu yani tam anlamıyla. Ee, ama yani orada böyle old school çalışırdı böyle işte ruhlu filan Ivan Drago ile yapacağı maç için hazırlıkları. <laughs> Öyle bir salon yani. Boks torbaları vardır bir anda bir köşede filan. Makinelerin çoğu zaten bozuk dağılmışlar. Neyse abimiz de şeye benziyor tam bizim Mancini'ye benziyor çok fazla. <laughs> bizim derken yani biz de diye çalıştığı için severiz kendisini. İşte kırlaşmış saçlar hafif böyle boyun, sesine kadar uzun hafif böyle ince sportif bir tip Hani gençliğinde baya e, düzgün bir tip böyle hızlı bir abiye benziyor e, şimdi yavaş yavaş diyorum ki e, ben yabancıyım İşte merhaba ben yabancıyım e, çok iyi İtalyanca konuş bilmiyorum e, fiyat nedir e, gelmek istiyorum falan filan böyle basit cümlelerle siz İngilizce biliyor musunuz ya da Almanca biliyor musunuz diye soruyorum Adam yani sen tamam 3-4 tane de dil sorabilirsin, bilebilirsin de ama şimdi <laughs> beni dinle der gibi başladı konuşmaya. Anlatıyor da anlatıyor ve hiçbirini anlamıyorum söylediği şeyleri çünkü bayağı enteresan salonun kurallarından bahsediyor falan. Yani tek tük kelime kapıyorum ama gerçekten hiç anlamadığım şeylere giriyor hiç gereği yokken sadece ben parayı yatıracağım antrenmana başlayacağım. Peki diyorum ama anlamıyorum üzgünüm diyorum anlamıyorum tamam gerek yok diyorum okey işte non kapisko bilmem ne filan yeter diyorum. Hala anlatıyor yani. <laughs> Boş ver şimdi sen o İngilizceleri, Almancıları da ben sana anlatacağım diyor yani. Sonuna kadar dinledim öyle. Yani bir şey var bu e, buradaki salonlarda. Kullanım ücretine bir de makina e, işte ekipman kullanma ücreti kullanım yıpranma payı alıyorlar <laughs> onu ekliyorlar yani salon 40 Euro ise size oraya 55 Euro 60 Euro ya da 50 Euro ise 70 Euro yani artık oranı oranını tam bilemiyorum ama onu da üstüne KDV gibi koyarak yıpranma payını da ayrıyetten siz ödüyorsunuz. Şimdi yani aleti zaten kullanmak için gidersin oraya. Yani eve kullanılan aleti yıpranacak yani sen de onları oraya yıpranmaları için, kullanmaları için almışsın. <laughs> Ama yok öyle buradaki sistem o. Şeye göre de Avusturya, Macaristan ve Almanya'ya göre de fitness salonları e, oldukça pahalı yani. Düzgün salonlar örneğin bayağı farklı e, ücretleri. O ilk gözlemlerinden bir tanesi bu. E, ama genel olarak beklediğim kadar pahalı bir şehir değilmiş. Yani Güney İtalya'ya göre Milano daha pahalı olduğu yani malum. Ama ona rağmen ben beklediğim kadar çok aşırı bir şehir pahalı pahalı bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Metro bileti 2 euro, onluk toplu bilet alırsanız 1.8'e geliyor. 1.5 saat içerisinde aktarma yapabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Ee, aynı zamanda otobüste de kullanabiliyorsunuz aynı bileti vesaire bunun gibi şeyler güzel ee, yeme içme kahve çok çok ucuz yani 1 euro ile 1.50 arasında ee, turistik yerde de çok farklı değil mahalle arasında da zaten son derece uygun ee, İtalyanların peynirleri harika sebze meyveleri çok kaliteli arkadaşlar yani kendilerine saklamışlar gibi çıkan ...ki birçok sebzenin henüz mevsimi değil... ...meyvenin mevsimi değil... ...ona, ona rağmen çok lezzetli... ...yani e, her şeyin en iyisine biz... ...önce layığız... gibi bir yaklaşımları var... ...bu benim çok hoşuma gitti... E, ...Türkiye'de malum yani... ...en iyi domatesi yurt dışına satarız... E, ...narenci ürünlerinin en kalitesi... ...narın en iyisini... ...Avrupa'ya e, göndeririz... ...iç piyasaya işte ikinci sınıf... ...üçüncü sınıf malları hatta bozuk malları bile... ...kakalarız yani... ...Türkiye'deki sistem o... Burada tam tersi. Biz iyi yeriz. Keyfimize bakarız. Çok yaşarız. Gerçekten yaşlı nüfus çok fazla. 80'li, 90'lı yaşlarda çok fazla insan var ortalıkta. Ve de gayet e, güzeller. Yani şık böyle keyiflerinde lak lak yapıyorlar. Bu dediğim barlarda özellikle e, öğleden sonra saat 4-5 arası gibi saatte. Bir de sabahları 10-11 arası pek kahvaltı şeyleri, kültürleri yok. Genel olarak işte kapuça diyorlar e, Milano'da. Kapucuna ile bir kruvasan, onun gibi bir sıcak bir şey e, hamur işiyle sandviçle sabah kahvaltılarını yapıyorlar. Ama e, çeşit çeşit e, yemekleri var. Yani e, karbonhidrat cenneti bir memleket yani biliyorsunuz pizzaları, raviolileri, şunları, lazanyaları o sınıf var. Ee, ama bunun yanında çok da, çok da zengin sebze, meyve, rayonları var. Yani burada zeytinyağı çok çok ucuz. Burada yani çok şişmanlayabilirsiniz ilk geldiğinizde çünkü hamur işleri çok e, çeşitli makarnalar, işte atıştırmalıklar, e, bisküviler, kurabiyeler yani bisküvi sevmeseniz de burada yersiniz yani. E o türlü e, yani yeme içme bakımından çok Keyif alacağınız bir ülke zaten biliyorsunuz yani İtalya'nın yemeklerini, müziklerini, yaşam tarzlarını ama e, muhabbet etmeyi çok seviyorlar, kaytarmayı çok seviyorlar. Bu öğlen siestaları beni deli ediyor burada yani bu bizim alışacağımız bir şey değil bu yani bir buçuk saat, iki saat, iki buçuk saatlik öğlen araları e, cumartesi pazar zaten kapalı çoğu yer. Böyle, ilk izlenimlerim böyle. İtalya dışına çalışmaya gidenler de çok fazla. Yani işsizlik sorunu var biraz ülkede. Maaşlar Almanya'ya göre ya da İskandinav ülkelerine göre, Hollanda'ya göre daha düşük. Çok fazla ahkam kesmek istemiyorum. İki buçuk ay oldu ama derinliğinde her şeyi çok okuyorum, inceliyorum, girip çıkıyorum falan. Bu türlü hayata dair de, ekonomiye dair de. örneğin... Ee, ilk geldiğimde e, dizel fiyatı 1.75-1.80 Bu son savaş durumu, genel e, Avrupa'daki e, enflasyon, dünyadaki enflasyonun yükselmesi sonucunda şu anda e, 2 Euro'ya çıktı. Hatta dün gördüm 215'ti idi. E, lojistik sektörü çok canlı bir ülke. O yüzden lojistik sektöründe bu e, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi biraz e, durgunluğa ve kontak kapamalara neden oldu. Otoban ücretleri biraz yükseldi doğal olarak ama her şeye rağmen rahat yaşadıklarını söyleyebilirim, güzel beslendiklerini söyleyebilirim. Yani günlük olarak 10 euroya çok rahat bir kişi karnını doyurabilir bu ülkede. Yani kahvaltısını da yapar, ondan sonra öğlen öğlen sonra akşam yani 10 euroya bir kişi tek başına zorda kalırsa tabii ki daha fazlasını da çıkabilirsiniz ama bu 10 euroya bir günlük olarak bir insan karnını doyurur, problem yaşamaz. Çok zor da sıkıntıda kalırsa. Şimdilik böyle yine anlatırım gördüklerimi. Komo'ya gittik, Komo Gölü'nün şehrine aynı zamanda. Yarım saat 40 dakika mesafede buraya. Gerçekten çok güzel bir göl ve etrafında çok güzel bizim Kaş Kalkan gibi güzel yerleşim birimleri var. Onların arasında vapur seferleri falan var. İlkbahar ve yazda çok çok canlı güzel görüntülere ev sahipliği yapan bir bölge. Lombardiya bölgesinin en gözde turizm mekanları zaten bölgeleri işte Lugano gölü ve kıyısındaki şehirler bir tanesini işlemiştim ilk geldiğimde gittiğimiz yer orasıydı. Como gölü işte Venedik Kuzey e, İtalya'nın e, en binilen, tercih edilen e, İsviçre sınırına doğru olan bölgeleri, güzel bölgeleri. İşte böyle hepinize çok selamlar e, Milano'dan. Görüşmek üzere, hoşçakalın.